Merhaba arkadaşlar. Ben Veda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde yine bu güzel ajurlu örgü çalışmak istiyorum. Ee, çok böyle tepeden baktığımızda üç boyutlu gibi duruyor. Ee, şu ajurlu kısımlar içte kalıyor. Şu V şeklindeki kestiğimiz yerler daha böyle dışa kabarık. Ee, çok güzel duruyor şöyle baktığımızda. Ee, içi boş birer yuva gibi ee, ters örgü ve düz örgüden oluşuyor 10 ee, ve katlarından koyuyoruz örneği Ayrıyeten 4 ilmekte iki şer tane kenarlara bırakıyoruz ee, 8 sıranın tekrarından oluşuyor model arka yüzü de bu şekilde ben bugün size hemen iki örnekte Göstereceğim. Ee, o yüzden 23 ilmek şişime attım. Tabii şişe attığımızda e, tersinde oluyoruz. O yüzden bir sıra düz örgü, tersinden bir sıra düz örgü örüyoruz. E, çünkü modelin yüzü ters örgüden oluştuğu için ön tarafta ters örgü görünsün diye arka sıradan bir sıra düz örgü ördüm. Ha, yani videoyu fazla uzatmamak için. O yüzden e, bu şekilde hazırladım. Siz de şişenizi, ilmeğinizi attığınızda arka yüzde olacağınız için bir sıra düz örgü örüp örgünün düz olan kısmına gelmiş olursunuz. E, şimdi isterseniz e, başlayalım. Şimdi ilk kenar ilmeğini ben düz olarak alıyorum. E, ve toplamda 4 tane ters örgü. Örüyoruz ilk başlangıçta. Kenar ortada burada 7 tane oluyor ama kenar kısmında dört tane ters örgüye denk geliyor. Ee, yarısını örmüş oluyoruz yani. Dört tane bir kenar ilmeği ördüm, dört tane de ters örgü ördüm. Ondan sonra şu iç tane ilmek alıyoruz. Normalde ilmeği böyle atıyorum. Ama bu sefer bu şekilde atacağım. 3 ilmeğin içinden örüp çıkartması kolay olsun diye. Bir tane çıkarttım. ilmeklerim şişti. Bir tane doladım. Ve tekrar ilmeklerin içine batarak bir tane ilmek daha örüyorum. Şu şekilde. Yani 3 ilmeği kestik. 3 ilmek çıkarttık. İpimi öne alıyorum. 7 tane ters örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 ipimi arkaya atıyorum tekrar 3 tane ilmeğin içine batıyorum üstten doluyorum örmesi örüp ilmeği çıkartması rahat oluyor diye bir tane ördüm bir tane doladım tekrar ilmeklerin içine batıp üstten dolayıp bir ilmek daha örüyorum ve 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum böylece. 3 ilmeği kestik. 3 ilmek çıkarttık. Ön aldım ipimi ve kenardaki 4 tane ters örgümü örüyorum. Ve sonuncusu da kenar ilmeğim. Onu düz ördüm. Arka sırada <laughs> ilmekler nasıl geliyorsa o şekilde. Bu ilk ilmeğim ters ters olarak aldım şimdi burada dört tane düz ilmeğimiz var dört tane düz ilmeğimizi örüyoruz bu üç çıkarttığımız ilmeği ör örnek düz örgü olduğu için arkada tabii ki ters olacak o yüzden üç tane ilmeği ters olarak örüyorum Şimdi 7 tane arada ördüğümüz ters örgü vardı. Onları bu sırada 7 tane düz olarak örüyoruz. 2 4 6 7 tane düz olarak ördüm. Tekrar model geldi. 3 ilmek çıkartmıştık onları. 3 tane ters örüyoruz. Ve kenardaki ters örgülerimiz bu sırada düz dört tane ve 4 sonuncu ilmeği de önden örüyorum. Evet <laughs> ilk iki sıramız tamam. Üçüncü sıramızda kenar ilmeğini örmeden oluyorum. Şimdi bu sefer üç tane ters örnek e, ters ilmek öreceğim. Şimdi artık ajurları koymaya başlıyoruz. İlmeklerimi gevşetiyorum. Şu arttırdığımız ilmeğin bir tanesi ve ters örgünün birini birlikte sağa yatık kesiyorum. Bir tane doluyorum kestiğimin yerine. Bunu düz olarak örüyorum. Tekrar doluyorum. Bu ilmeğimizi çeviriyoruz çünkü sola dönüp keseceğiz ilmek düzgün gelsin diye ilmek doladım bu kestiğimin yerine olacak o da yani dört tane olan ters örgüden üç tanesini ördük ters örgüyle şu ilk düz örneği birlikte kestik sağa doğru bir ilmek attık ortadaki ilmeği düz ördük tekrar ilmek attık ilmeğimizi çevirdik ve sola yatık kestik ve ortada şimdi 7 tane olan ters örgü bu sırada 5 taneye düşüyor. Birer tanesini çünkü kesmek için kullandığımız için 2, 4, 5 tane de ters örgümü ördüm. Şimdi yine sağa doğru yatık kesiyorum. Bir tane doluyorum. Ortadaki bu 3 tane çıkarttığımız ilmeğin ortadakini düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Bu ilmeğimi çeviriyorum. Ve sola yatık kesiyorum çevirmemizin sebebi şunun düzgün görünmesi için ve kenarda yine üç tane tersim kaldı onları örüyorum kenar ilmeğini de düz arka sırada yine ilmekler nasılsa aynı şekilde bu tersten geldi kenar ilmeği düz ördüğüm için bir önceki sırada şimdi üç tane düzümüz var modelimize geçiyoruz onları ters örüyorduk biliyorsunuz bir doladım iki üç dört ve beş tane ters örmüş olduk ortada da beş tane düzümüz var ön tarafta ters olan arka yüzde ters e, düz örgü oluyor 2 4 5 tane düzümü ördüm şimdi tekrar 5 tane ters örüyorum 3 4 ve 5 kenarda 3 tane düz örgüm var ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm Evet dördüncü sıramızı da bitirdik yarıladık sayılır ilk ilmeğimi aldım şimdi bu sefer iki tane ters öreceğiz bunu kesmeye katacağız tekrar ipi arkaya aldım ve şu iki ilmeği sağ yatık kestim üstüne doladım 3 tane ilmeği düz ördüm tekrar doladım ilmeğimi çeviriyorum ve sola yatık kesiyorum bu sefer gördüğünüz gibi bu ortada şimdi ters örgü 3 taneye düşmüş olacak 7 idi 5'e düştü. 5'ten 3'e düştü. Bir sonraki sırada da tek bir tane kalacak. İpliğimi arka arkaya aldım. Tekrar. Bu ikisini sağa doğru kestim. Doladım. 3 tane düz örüyorum. Yine bir tane doluyorum. İlmeğimi ters çeviriyorum. Ve kesiyorum. Bu kenarda da iki tane haroşa e, ters örgü kalmış oldu. Onları da ters olarak ördüm. Arka yüzümüzde şimdi ilmekler nasıl geliyorsa o şekilde öreceğiz. İki tane düzümüz var. Bu sefer örnekteki ters sayısı arttı. 2 3 4 5 6 ve 7 tane oldu. Ortada 3 tane ters vardı. Onlar bu yönde düz olarak örülüyor. Şimdi yine tekrar 7 tane ters örüyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Kenarda 2 tane düz kalmış. Onları örüyoruz. Bu da kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada bir tane ters örüyorum. Şimdi yine tekrar sağa doğru kesiyoruz bir tane. Doluyorum üstüne. Aradaki düz ilmekleri örüyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. İlmeğimi çevirdim ve arkadan sola yatık kestim. Şimdi burada bir tane ters örgü kalıyor. Arkaya aldım. Yine kesme yapacağız diğer modelimizi. Doladım. 5 tane düz örüyorum. üstüne doluyorum ilmeği çevirip sola doğru kesiyorum burada da bir tane tersimiz kaldı ve kenar ilmeği yine aynı şekilde ilmeklerin ne yöndeyse aynen o yönde örüyoruz şimdi bu modelimizde 9 tane ilmek olduğu için 9 tane ters örüyoruz tane ortada düzümüz var. Yine 9 tane ters. Kenarda da bir tane düzümüz var ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar modelimiz 8 sırayı yaptık ve gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Bir dahaki modeli yine başta ne yaptıysak aynı şekilde 8 sıranın tekrarını yapacaksınız. Kenar ilmeği alacaksınız. 4 tane ters örmüştük hatırlarsanız en başta. Ondan sonra şu 3 tane ilmeği bir araya alıp içinden 3 ilmek çıkartıyoruz arada 2, 4, 6, 7 tane şuradaki gibi 7 ilmeği ters örüyoruz. Sonra ikinci modelimizi kurup şu üç tane şişe alıp içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Ve kenardaki yine dört tane tersimizi örüp bir tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ve aynı işlemleri sıra sıra 8 sırayı sürekli tekrarlayarak örüyoruz. Umarım Anlatabilmişimdir. Ee, yani kendim nasıl örerken sayıyorsam aynı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani gördüğünüz gibi ya üç, şş, kabarık üç boyutlu gibi bir örnek duruyor. Bir tane de bile belli etti kendini. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, benim beğendiğim birçok model var. İnşallah hepsini yavaş yavaş çekip kanalıma yükleyeceğim. Eğer sizde e, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Bildirimleri de açıp tümünü işaretlerseniz yüklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. E, desteklerinizi esirgemeyin lütfen. E, bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Hoşçakalın.